Yalnız az önce söylediğim şey espri değil yani. Cidden atam yaşasaydı böyle olmazdı gençler. Şimdi Rain Man'in videosuna geçelim. Suriye El Bab'da bir gün geçirmek. 31 8 ve 3. İki farklı videoyu mu açtım aynı anda yoksa video 31 8 2 ve 10 15. Her gün, her gün sayılar aktarıyoruz. Beklesinler, başka bir şey yok. Bugün Suriye El Bab'dayız. İlk defa bir YouTuber gerçekten Suriye'de. Can alıp can verenlerin şerefine. Artık sen de. Diğer ülkeler kendi insanları yaşasın diye başka insanların hayatlarına son verebiliyorken biz başka insanlar yaşasın diye kendi canımızı feda edebiliyoruz. Kendi canımızı ortaya koyabiliyoruz. Biz böyle bir milletiz ve bunun en büyük örneği. Yalnız müzik seçimine hasta kaldım biliyor musun? Birazdan bir remix çıkacak. Suriye şarkının adı. Şarkının adı Suriye. Evet, Suriye diye yazılıyor. Hı. İnanılmaz bir remix. Birazdan duyarsın zaten. Tamamdır. Arkadaşlar merhaba. Bugün Suriye El Bab'dayız. İlk defa bir YouTuber gerçekten Suriye'de. Benim de merak ettiğim, kendi içimde cevaplayamadığım bazı sorular. Bir saniye ya, şeyler gitmemiş miydi Suriye'ye? No Prospect. Aynen. Dur bakayım. Şeye bakacağım, yayınlanma tarihlerine bakacağım. 9 4. İlk defa değil teknik olarak ama neyse yani ben de amına koyayım takıldığım şeye bak ya. Bunlar vardı. Bugün buradaki yöneticilerle, buradaki insanlarla Türkiye neden burada? Türkiye neden Afrin'e giriyor? Ve Zeytindalı Harekatı ne önem taşıyor? Neden buradayız? Bunların hepsine cevap olmak için buraya geldim. Umarım en iyi şekilde, en güzel şekilde sizlere de aktarabilirim ve bu video sizlere çok güzel bir cevap olur. Umarım alacağım cevaplar da sizleri tatmin eder. Yani burada olmama sebep veren şeylerden bir tanesi de bu konuda çok fazla hassas olduğumu düşünüyorum. Türk gençliği olarak her birimizin bu konuda hassas olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü onca şehit veriyoruz. Bunların bir anlamı olmalı. Bu soruların bir cevabı olmalı ve o yüzden El Bab'a geldim. Buradaki yetkili isimlerle görüşeceğim. Dediğim gibi her birimizin bu konuda hassas olması gerektiğine inanıyorum. Ve şu anda bir yere geldik. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar şu anda El Bab polis merkezindeyim ve arkamda görmüş olduğunuz askerler buranın yerli polisleri. Yani şurtalar. Şurta polis demek Arapçada. Ağırlıklı olarak Türkiye'deki Suriyeli ailelerden seçiliyorlar. Ve aynı zamanda bizim askerlerimiz tarafından eğitim alıyorlar. Şu anda bizim yönetim tutuklu. Yani hükümet konağı diyelim. Anladım. En adi olaydan terör olayına kadar polisle irtibat halinde. Şu anda polis merkezinin içerisine giriyoruz. Bizim savcımız. Merhaba. Alt yazının dili mi değişti? Yo. Almanca oldu ya. Allah Allah. Türkiye'den arkadaşlar. Çok güzel, muhteşem bir idarecisiniz. Ha teşekkür ederim. Alt yazı ekleyen çocuk alkollü galiba. Hakikaten. Sağlık gelen giderin yazdıkları not alıyorlar. Bu arkadaşlarımız polis. Bu arada yani konuyu değiştirmek gibi olacak da. Almanca nasıl bir dil ya? Allah'ını seversen. Sie schreibt auf ihr komm du get sie sie aus Polizin. Direkt insanın çığlık atası geliyor. Korktum şu an biliyor musun? El Şurte. Dur bakayım donate gelmiş. ...23 Nisan'a girmez inşallah. 23 Nisan'a yok. Galatasaraylıların versiyonunda 23 Nisan'a giriyorlar. Bu
böyle dışarıdan bakıldığı gibi değil abi, biliyor musun? Yok, dışarıdan bakıldığı. Hakikaten değil yani. Yani şimdi ben buraya geldim, buranın çok farklı bir atmosferi var. O kadar çok haber oluyor ki artık eskisi kadar umursayamıyorsun abi. O kadar çok artık önemini yitiriyor ki. Yani şimdi 90 öncesi, 90 sonrası dönemlerde bakarsan ülkede bir şehit haberi geldiği zaman sokaklara milyonların döküldüğünü, herkesin kendi ilinde daha iyi olmasa bile hani şehit olduğu zaman herkes ilde sokaklara çıkıp dolaşırdı. Ama biz geldiğimiz noktada bunun kıymetini hem gençlik babında hem de belli bir dönem üstünde artık hangi ilden ya da geçtim sadece mahallesindeki insanlar ya da apartmanında oturan insanlar bu durumu farkında. Yani diğer insanları çok fazla etkilemiyor. Çok doğru değil belki ama bir alışılmışlık kazandık yani biraz, evet. Anladın mı? Ya bir alışılmışlık var. Önemli olan bu alışılmışlığın kırılması. Evet. İnsanların bu konuda biraz daha duyarlı olması, biraz daha bu konularda anlayış göstermesi. Buranın atmosferi bambaşka. Böyle uyardılar falan ya, başınıza bir iş gelir falan filan dediler. Hareketli buralar falan dediler. Buralara gelince insan buraların hani gerçekten ciddiyetini, yapılan haberlerin ciddiyetini falan anlıyor, kavruyor. Aynen öyle. Şimdi buraların bak görüyorsun, etrafa da baktığın zaman görüyorsun ya, insanlar günlük hayatlarına normal bir şekilde devam edebiliyorlar. İhtiyaçlarını giderebiliyorlar. Evet. Bunların sağlanması, şuradaki sokakta yürüyen insanların mutlu bir şekilde yürüyüp de rahat rahat işlerini, güçlerini halletmesi bile bizim ülkemiz açısından gurur verici bir durum. Yani diğer ülkelerde bu bir şekilde yürümüyor ya da başka bir şekilde sağlanmıyor. İnsanlar normal hayatlarına devam etmiyor. Yani savaş psikolojisini insanlar üzerinde yaşatmaya devam ediyorlar. Ama Türkiye'nin bu konuda yapmış olduğu bir şey var, insanları normal hayata sevk ediyor, normal hayata veriyor. Biz de burada insanların normal hayatlarını rahat bir şekilde yaşaması için çabalıyoruz. Evet. Yani vali de söyledi zaten abi. Buradaki şartları iyileştirip buradaki o bataklığı kurutmak diyor amacımız. Barış için savaş. Arkadaşlar şu anda Fırat Kalkanı harekatında alınan Elbap'tayız. Merkezdeyiz. Biz buraya 2,5 saatte geldik. Normalde Türkiye'nin 30 kilometre kadar güneyinde, yalnız yollar çok kötü olduğu için 2,5 saatte geldik. Ve burada iç savaştan önce 70 bin insan yaşıyormuş. Ve şu anda buranın halini görebiliyorsunuz. Türkiye şu anda burayı düzeltmek için burada. Ve anlamanızı istediğim bazı şeyler var. Hepinize bugün bu videoda her şeyi anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin hep beraber çarşıyı gezelim. Türk parası geçiyor mu? Geçiyor. Ne kadar bu? 1500. Türk lirası olunca ne kadar yapıyor? Hangisini alayım? Siyahını alayım mı? Siyahını alayım. Ne kadar? 12. 12? He. 10 lira olur mu? Olmaz. Pazarlık da yapamıyoruz. Olmaz abi. 15 olur mu? Olur. Olur. Tamam. O zaman şunu alıyorum ben. Bekle. Tamam. Tamam takacağım şimdi, takacağım. Sen takacaksın. Takacağım, takacağım. Takacağım. Ya bunu bağlamayı biliyor musun? Bileyim. Bileyim. Nasıl bilmiyorum. Bir bağla bakayım. Güzelmiş ama ha. Şöyle alayım mı sana da bir tane? Aa. 10 lira yapacaksın mı? Tamam. 2 tane daha alacağım. Tamam. Tamam, 2 tane daha alıyorum. Helvet. Hangisini istiyorsun? Helvet. Bu kadar düşünecek bir şey yok ama ya. Şükran. Alacağım mı? Tamam. Tamam. Şükran. Haber. Eyvallah. Amcaya Türkiye'nin burada olmasından rahatsızlık duyup duymadığını sorar mısın? Vallahi ama böyle bir şey olmayla bakıyorum. Çok memnunum. Çok özel diyorsun. Çok özel. Türkiye çok güzel diyor. Türkiye güzel diyor. Yani rahatsızlık öyle duymuyor yani. Hiç rahatsızlık yok. Tam tersine. Türkiye geldikten sonra neler değişmiş? Devam be. Yani huzurluk ve polisler geldikten sonra diyor çok huzurluyla yaşamaya başladık. Teşekkür ederim. Şükran. Şükran. Mesela mi? Mesela mi? Burada. Hacı, şimdi bir şey diyeceğim ama sanırım gerçekten YouTube'un bu konudaki önemini anlamamız gerek. Birkaç kişinin elinden çıkmış yazıları televizyonda izlemek yerine birinin gerçekten gücü oluyor mesela. Kamerasını alıyor, gidiyor ve oradaki hayatı gerçekten çekebiliyor. Oradaki hayatı çekip bize yansıtabiliyor. Herhangi bir üst zihinden komut almadan ya da herhangi bir üst zihinden
Şu olayları şöyle yansıt diye komut almadan. Da hem imalat hem satış. Hem satış hem imalat. Toptan satış var. Gençlerde de isterseniz bakarsınız. 500 yıldan beri var yani, evet. Burası. Burası. Anladım. Peki abi, benim merak ettiğim bir şey var. IŞİD buradayken, hani burada bir terör durumu söz konusuyken, insanlar mesela yine satışlarına devam edebiliyorlar mıydı? Şimdi durumda mesela 100 tane satar, eskiden IŞİD zamanında insanlar yok ya, 5 tane satar ancak. 5 tane satabiliyordu. Evet. Ekonomik anlamda zarar veriyorlardı yani. Aynı zamanda da haraç alıyor IŞİD. Yani bunlar da zordan zekat alıyor. IŞİD zamanında hani insanlara ekonomik anlamda da zarar verip onları bir şekilde burada tutmamak için ellerinden geleni yapmışlar yani. Peki hala onu burada yaşamaya zorlayan veya burada olmasına sebep veren şey ne? Yani elinde pistolet diyor, ona tutmam diyor. Bir de amcada diyor, buradaki huzurluk diyor. Bizi bağlayan burada. Halleri, keyifleri nasılmış? Yok, Allah'a şükür çok iyi. Yani eskisine göre çok iyiyiz. Maşallah. No Prospect Hatay'da kaldı. Suriye'ye giden ilk Rain Man diyor. Ha, No Prospect geçmemiş miydi sınırdan? Ben geçti diye biliyordum ama yani yanlış da biliyor olabilirim. Amca. Elini öpeyim, elini, elini. Elini öpeyim. Niye? Eyvallah. El öptürmüyorsunuz. Tamam. Eyvallah. El öptürmüyorlar. Arkadaşlar, burası Elbap'ın Mahalli Meclisi, yani bir nevi Elbap'ın belediyesi. Bütün idari işler burada yönetiliyor. Elbap burada kendi kendini yönetiyor. Şimdi burayı gezeceğiz. Hep beraber içeri giriyoruz. Burası Elbap halkının aynı zamanda kendi kendini idare ettiği, bütün idari işlerin döndüğü bir mevki makam. Öyle mi? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız? Elhamdülillah, çok şükür. Abi, burada neler yapılıyor? Ne gibi işler idare ediliyor? Yani buradaki üretim, Elbap'ta üretim olarak hepsini yapıyoruz. Anladım. Elbap halkı için ne ifade ediyor Elbap'ın Mahalli Meclisi? Kademi, Elbap, belediye. Hizmeti yapıyoruz, avukat genel işlerine bakıyoruz, her şeye bakıyoruz. Yani buradaki insana, vatandaşlarına lazımsa biz... Ben çarşıda amcalara sorduğum soruyu burada belediye başkanımız oluyor değil mi? Belediye başkanımıza da sormak istiyorum. Türklerin burada bulunuyor olmasından rahatsız mı? Hocam, belki ne yani? İnşallah. Bu masada şu an neden acaba Türk bayrağı var? Kanka, bu arada videoluk olduğunu düşünmüyorum ya. Ne olduğunu? Yani sadece video için falan konulduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Aynen. Yani ne bileyim, Türkiye'den bir haber kanalı ya da ne bileyim bir muhtar falan öyle bir şey gelse en azından. O zaman tamam, bayrak koyun da Türkiye'den YouTuber geliyor, hadi bayrak koyalım falan demezler herhalde. Yok canım, demezler ya. Yani, o adamlar gerçekten minnettar ya. Galiba hani... cidden öyle ya. Vay anasını be. Yani şeye benzemiyor sonuçta. Ne bileyim, zorla koyulmuş ya da göstermelik koyulmuş falan gibi gözükmüyor. Yok abi. Yani çok gördüm. Hani 200 insan falan. Hani sanmıyorum ya, bu kadar oynayamazlar herhalde. Yani. Yani oynamazlar herhalde o kadar da. Yani. Yani kanını ortaya, canını ortaya koyan, kan döken burada. Yani bir manfaat gezmeler. Bu adamlar ne isterler? Yani çok güzel bir şey söyledi. Burada ben tekrar değinmek istiyorum. Yani kendi canını, kanını ortaya koyan bir milletten bahsediyor. Hiçbir menfaat gözetmeksizin. Yani gerçekten, yani müthiş bir şey ya, bilmiyorum. Yani gel modem var. Elbap'ı ilk girdiğimizde bir görseniz diyor, tamamen yanmıştı. Ahdın nasıl gittim, sen etrafı adamın ne? Yani biz Elbaplar olarak çoğumuz kamplarda, çadırlarda ve Türkiye'de göçmeniz. Ama Türkiye'ye gittik sonra diyor, buraya askerler gittikten sonra %80'imiz gönül diyor. Buraya Allah'a şükür diyor. Ve Türklere ne yaparsak diyor, ne söylesek az. Tarih diyor ki, yani العالم كله تقلد على الشعب السوري. هن الاتراك الوحيدين وقفوا جنبه.
Ama tarihi de bunu unutmayacak. Türkler, bir tek Türkler bizim safımızda duruyor. Dünya bütün yüzü tek bırak. Türkler bir damara bak. Ankenle ve Arad-ı Türkiye'yi sabırlığına kadar yufka ehel. İnşallah kendine hon. Nefsil muamele amelun. Türkiye'de de, Türkiye'nin içinde de bize, bizimle kısa kırmadılar. Aynı şeyde Suriye'nin içinde, bizim toprağımızın içinde de bize yardım ettiler. Ve bize destek yaptılar. Yani ben de şahsen olarak ben de göçmenim diyor Türkiye'de. Kaçmıştım işin. Subhanallah ma'amun ve gayet ya akhi müslimine. Yani kardeşlikten başka bir şey görmedim. Elinde ser muslim aleyh ansarak ve sendir abdülmak. Yani bu ifadeyi çok duydum Türkiye'de diyor. Biz Müslüman ve biz sizin yanınızdayız. Ve inşallah nehni ahel mütemahane. Yani biz aileyiz. Türklerden aileyiz. Kalacağız da aile kalacağız. Çok teşekkür ederim. Daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Güzel düşünceler için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İçimden geldi, bir sarılalım ya. Çok teşekkür ederim. Hadi da aşağı. Kolay gelsin. Tatlı değil mi? Hangisi bu mu? Bu. Ah. Şimdi bildiğim Arapçamı konuşturacağım. Nice Mac. Ne? Evayde. Evayde. Evet İbrahim. İbrahim? İbrahim kimmiş? İbrahim benim abim. Senin abin. Abisi mi? He, soy ismini söylüyorum. He, İbrahim. Ebayde. Ubayde. Rüveyda mı? Ubayde. He, Rüveyda. Rüveyda İbrahim. Açayım mı? Ah. Kaç yaşındaymış? Kememruk. Kememruk değil mi? Şedem Bey. 3 yaşındasın. Şunu gözlerini falan da alsana. Hayır, adını sormadım. Başka bir şeyimiz yok mu ya? Alalım mı? Bir sürü çocuk var ya. Gelin otur, otur. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Yani hani belki birçoğumuz dert yanıyoruz ya hani çocukluğumuzu yaşayamıyoruz diye. Burada bu çocuklar yaşayamıyor ya. Bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Daha henüz çocuklar, sabiler anladın mı? Hani hiçbir şeye akılları ermiyor. Bak bizim tatlına bakar mısın ya? Yaşamayı hak ettikleri hayat bu değil anladın mı? Hani sıcak bölgede, savaş bölgesinde bir yaşam mücadelesi veriyor bu çocuklar. Ve hani şurada bir tane bisküviye falan mutlu olabiliyorlar. Gel. Hayır, hayır. İkizler ha. Biri ağlayınca diğeri de ağlıyor. Gel. Şey var mı? Aynı ağlıyorlar ha. Hayır hayır. Kıber teyze. Vallahi aynı ağlıyorlar. Şeker falan yok mu? Sen sussan o da susacak. Bak birini sussa. Hayır hayır hayır. Şeker yok mu? Hayır hayır hayır. Ne? 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 Yanaklara bak ne? Baba. Baba baba baba. Ne? Baba baba. Yanağa bakar mısın ya? Prim diyen açıklasın neyin primi? Hakikaten ya. Şey mi yapalım yani illa Babala TV'nin prim nedir videosunu tekrar mı izleyelim yani? Maşallah. Maşallah maşallah. Hepsi. Abi ne kadar ikisi? Hepsi. Şunları da verek. Ta ta gel. Allah yeminle. Ta. Şey. Benim bildiğim Teala ama belki Suriye şeyinde Ta diyorlardır sadece. He onlar yeni ya. Neyse çok bilmişlik yapmayayım amına koyayım ne alaka yani. Hakikaten takıldığım yerleri sikeyim ya. Ben niye böyle yerlere takılıyorum ya? Ta! Onlar da gelsin. Rüveyda gel. Gel. Gel gel. Ta ta. Rüveyda ben seni çok sevdim. Bu al. Bunu da al.
onların. Tamam mı? Tamam. Sen de al. Sana verdim ama. Al tamam. Sana verdim. Sana da verdim. Tam bunları da diğer çocuklara verelim. Abiciğim hastanede çocuklar var mı? Var. Hastanede çocuklar varsa bunları da onlara verelim. Hadi. Motoru versene bir. Polis bile Türkçe konuşuyor ya. Ya bilmiyorum şimdi chat. Bana böyle şey ne bileyim. Aptal mısın acaba bunda gurur duyacak neyi var diyebilirsiniz ama mesela şu Suriyeli polisin Türkçe konuşmasından gurur duyan yok mu mesela içinizde? Var mı? Var, hastanede çocuklar varsa bunları da onlara verelim. Göğsüm kabardı. Hadi. Ne? Göğsüm kabardı. Değil mi ya? Motoru versene bir. Yok. Bir tur atacağım. bir tur atacağım. Tam bir tur atayım vereceğim. Bu ben yok. Hastaneye bıraksın. Bir tur atayım, bir tur atacağım ya. Alayım bir tane. Tam bunu da al. Bir tur atacağım. Al. Vermezsen verme ya. Sürekli polisle geziyor diyor. Tabii evde gezecek. Yani amına koyayım. Sen git o zaman polissiz demek lazım yani. Şu anda Elbap Hastanesi'ne geldik. Şimdi hastaneyi ziyaret edeceğiz. Doktorlar... Bu videoda büyük ihtimalle öyle demez... Yani demez hatta dememesi gerekiyor ama... Şey dese acayip komik olurdu. Evet arkadaşlar Suriye'nin Elamcık Yeşil kentinden bir... Tam şu arabadan indiği sırada bunu dese... Şu anda Elbap Hastanesi'ne geldik. Şimdi hastaneyi ziyaret edeceğiz. Doktorlara Türkiye hakkındaki fikir ve düşüncelerini soracağız. Hadi gidelim. Yani peçenin neden takıldığını falan bilmeyenler var ya. Abi şu an arka planda 20 kişi falan sürekli olarak banyıyor ve nedenlerini görmen lazım. Hadi ya. Gerçekten çok salak insanlar var ya. Ne diyorlar? Abi bir de peçe takmış, tam Kürt'e benzemiş, şimdi yazmış. Allah'ım gerçekten ya. Böyle bir mesaj var abi. Of. Neyse sen devam et ya. Kim var? Serhat doktor var ya. Türkiye'de doktor olmakla burada doktor olmak arasındaki fark nedir? Türkiye'de doktor olmak şöyle bir şey. Hastalara imkanların el verdiğince yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Fakat burada doktor olmak öyle zor ki imkanı olmayan bir yerde hastalara yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. O yüzden biz buradayız. Yardımcı olmak için geldik. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben tebrik ederim sizi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Ne güzel bir gün oldu ama ya. Vallahi bak. Yani gerçekten güzel bir gün oldu yani. Ya bir daha hani tekrarını yaşayamayacağım bir şey muhtemelen. Suriye'deyiz. Geldik buraları gördük. Ben anlamıyorum ama... مقابلة يعني بس أول مرة أجيها ويا بس دقيقة يعني. الله ما دم أما. كده بقيلهم أستاني سجل ذكرت سيدنا برب الجمعة. ها. شكراً. شكراً. طبعاً. فاليوم. أنا ما بعرف. أنا ما بعرف. أنا ما بعرف لغة العربية. والله. أنا ما بعرف. طلب الجامعة وتعيدك. أنا ما بعرف. Buradan yeni yapı... Rayman şey diyor sürekli. Ben Arapça bilmiyorum. Ben Arapça bilmiyorum. Ben Arapça bilmiyorum. Buradan yeni yapım aşamasında olan hastaneye gideceğiz. 700 kişi kapasiteli bir hastane. Oraya da masum yani. Aynen. Bakacağız. O da aynı şeyi düşünüyor benimle. O da gitmek istiyormuş o hastaneye. Yalnız adamın iki baş parmağı birden
sargıda. Nedense böyle aklıma şey geliyor ya, art niyet geliyor. Yani birisi bilerek yapmış gibi şeyler canlanıyor kafamda yani. Ya umarım öyle değildir de. Allah size güç versin, Allah sizin Rabbim sizi bolsun, sizinle beraber olsun, sizin kulağınıza kuvvet versin. Allah razı olsun. Gel, gel abi. Gel. Az önce görmüş olduğunuz hastane, şurada görmüş olduğunuz bir bloğun yarısı kadarken burada tam bu bloklardan 6 tane var. Türkiye standartlarında bir hastane, 200 yataklı ve tüm ameliyatların gerçekleştirilebileceği standartlarda abi, bir hastane olmuş. Henüz yapım aşaması. Ne oldu? Şey değil miydi en son? Ha. Duyursal. Aynen aynen. Şimdi yaklaşıyorum sonra şu an. ...aşamasında ve yakın zamanda bitecek olduğu söyleniyor. Ve tamamen yerel meclisin Türkiye'nin destekleriyle yaptırmış olduğu bir hastane. Yani IŞİD'le mücadele etmeye devam ederken bu gibi yapıları inşa etmek... ...burada Türkiye'nin sadece teröristleri arındırmaya çalışmaktan ziyade... ...buranın geleceği için de bir şeyler yaptığını gösteriyor. Ve ben bu yüzden gerçekten hem Elbap halkını hala burada yaşıyor oldukları için... ...hala burada bir yaşam mücadelesi veriyor oldukları için... ...hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni tebrik ediyorum. Arkadaşlar yanımda Muhammed var. Muhammed kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. 20 yaşında. Bir şey çok dikkatimi çekti, sordum. Şu merminin hikayesini anlatır mısın bize? Bu ölmek mermisi. Mermi biterse kendini bundan öldüreceğim. Yani burada şarjör bitince düşman geldiği zaman şununla kendinizi öldürüyorsun. Ki bakabilir miyim? Tabii. İlginç değil mi? Rayman öyle bir anlatmış ki yalnız. Şey... instruction. Ne yani? Böyle insanlara yapmaları gereken şeyi açıklıyormuş gibi böyle. Evet arkadaşlar, merminiz biterse şununla kendinizi öldürüyorsunuz. Geldiği zaman şununla kendinizi öldürüyorsun. Ki bakabilir miyim? İlginç değil mi? Diğer ülkeler kendi insanları yaşasın diye başka insanların hayatlarına son verebiliyorken biz başka insanlar yaşasın diye kendi canımızı feda edebiliyoruz, kendi canımızı ortaya koyabiliyoruz. Biz böyle bir milletiz ve bunun en büyük örneği arkamda görmüş olduğunuz tepedir. O tepenin adı Akil Tepe ve o tepe alınırken Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 askerden 16'sı sadece bu tepeyi almak için canını feda etti. Her şehidin ardından bir türkü söylenirmiş anne. Sen de benim ardımdan bir türkü söyle ağlama annem. Gidiyorum ben. Buranın atmosferi çok farklı. Burayı anlamak için bu ortamı, bu atmosferi yaşıyor olmanız gerekiyor. O yüzden burada ne yaparsak, ne anlatırsak anlatalım muhtemelen size çok boş geliyor veya umursamayacağınızı düşündüğüm şeyler diye düşünüyorum. Ama inanın burası bizim her gece rahat rahat yatıp uyuduğumuz yatağımız kadar rahat bir yer değil. Allah askerlerimize zeval vermesin. Allah yar ve yardımcılar olsun. Öncelikle bu video için, bu atmosferi bize yaşattığı için gayri resmi hesaba çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yerde bulunabilmemizi sağladığı için çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bazı sorulara cevap olmak için bu videoyu çektiğimi söylemiştim. Türkiye buraya neden girdi? Türkiye buraya şu yüzden girdi. Hemen ilerisi zaten Türkiye sınırı ve bu topraklarda, yani bizim topraklarımızda, bizim sınırlarımızda bir savaş var ve bu savaşı önlemek için bu savaşa müdahale etmek zorunda. Yani buradaki düşmanlara müdahale etmek zorunda. Daha geçen gün kilise roket düştü. Kilise toplamda 82 tane roket düşmüş. Bu roketler videoda izlemiş olduğunuz çocukların başlarına da düşebilirdi. Ya burada bir insan hayatı var ve önemli olan bunların önüne geçebilmek. Hiçbiriniz, bu videoyu izleyen hiçbir kardeşim veya ablalarım, abilerim şöyle bir yerde yaşamak isteyeceğinizi sanmıyorum. Düşünün, burada insanlar hayat mücadelesi veriyor ve aynı zamanda aynı toprakları paylaştığını bildiği buranın vatandaşları için insanlık için barış için savaş ilan etti. Yani bunu oraya buraya çekmenin hiçbir mantığı yok. Türkiye neden şu anda Afrin'de veya neden zamanında Elbap için Fırat Kalkanı operasyonu düzenlenildi? Çünkü burada insanlar maddi manevi her açıdan yıkıma uğratılıyorlar. Şöyle arkama baktığınız zaman burası yaşamla ölüm arasında bir çizgi gibi. Araftasınız burada. Bunların önüne geçebilmek için Türkiye buraya girdi ve bir şekilde burayı daha iyi etmek için hiçbir çıkar gözetmeksizin burada bir şeyler yapmaya çalıştı. Ki hala yapmaya devam ediyor. Burada doğalgaz yok, burada petrol yok, burada Türkiye'nin çıkarını gözetebileceği hiçbir unsur mevcut değil.
bu harekatların doğru olduğunu düşünmeyenler olabilir. Ama şöyle dönüp baktığınız zaman ki arkamda görebiliyorsunuz. Sizce Türkiye burası için ne yüzden mücadele verebilir? Ne yüzden hastaneler, okullar yaptırıyor olabilir? Burada insanlık var. Burada bir toplum var. Ölmesini istemeyeceğiniz bir toplum var. İnsanlar yaşıyor. Çocuklar yaşıyor. Ve bu yüzden ben kendi içimde birçok sorunun cevabını buraya gelip bu atmosferi yaşayabilip buranın havasını soluyup birçok sorunun cevabını ben bulabildim. Yani dışarıdan bakıldığı zaman olaylar belki size böyle çok umurunuz dışında bulunuyor olabilir ama inanın buraya gelince, buradaki çocukların hayatlarını görünce, buradaki insanların yaşamaya çalıştığı hayatları görünce inanın işler hiç de sandığınız kadar kolay bir hal almıyor. Ben sizlere bu soruların cevaplarını öğrenebileceğinizi veya aktarabileceğimi düşündüğüm için çektim. Riskli bir hareket olduğunu düşünenler oldu, gelme diyenler oldu. İyi ki buradayım, iyi ki geldim ve videoyu iyi ki izlediniz. Her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım sorularınıza cevap olabilmiştir bu video. Merak ettiğiniz şeyler olursa araştırmaktan çekinmeyin, sormaktan çekinmeyin. Muhtemelen bu videoyu çektiğim için primci, saçma sapan birçok ithamlarda bulunulacak. Hiçbiri umurumda değil. Oturduğunuz yerden, o klavyenin başından bunları bana yazabiliyor olmanız çok çok basit şeyler. Ama ben Suriye'deyim, Elbap'tayım, sıcak bölgedeyim. Burası bir savaş bölgesi ve sizlere ben bu videoyu çekiyorum. Fikirlerimi, düşüncelerimi aktarıyorum. İsteyen istediğini söyleyebilme, eleştirebilme hakkına sahip. Söyleyeceğiniz her şeye açığım. Bu arada buradan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de selam olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Remix geliyor bize. Aa, gelmedi. Neyse. Ama güzel. O remix bayağı güzel. Şimdi arkadaşlar bu video prim değil. Ondan bir kere emin olun. Çünkü ben açıkçası prim için savaş bölgesine gitmezdim. Bir saniye. Ve prim olsa bile şuradan prim nedir? Buraya açayım.